Bugün, sadece bugün millet bahçelerin açılışı, kentsel dönüşüm projelerinin takibi ve bu noktada İstanbul'umuzu, Türkiye'mizi ilgilendiren tüm projeleri yerinde gördük, inceledik. Biz oturduğumuz yerden ahkam keserek, boş laf kalabalığı yaparak projelerimizi yürütmüyoruz. Biz Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, ki ondan talimat almak da bir şereftir, bir onurdur. Bu şeref çerçevesinde kararlı bir şekilde vatandaşımıza, milletimize, çocuklarımıza yapılması gereken projeleri kararlı bir şekilde yapmaya gayret gösteriyoruz. Boş laf üretmiyoruz, boş laf konuşmuyoruz. Sayın Başkan'a da tavsiyem, artık projelerine baksın. 11 aydır belediye başkanı, 11 ay geriye dönüp bir baktığında İstanbul'a aldığı noktadan bugüne geldiğinde ne yaptığını kendi çerçevesinde bir incelesin. Dolayısıyla Çevre Bakanlığı olarak biz Riva projesine ilişkin gittik, yerinde incelemeler yaptık. İki tane atık su arıtma tesisi ve oradaki işletmelere ilişkin incelememiz neticesinde hem cezai işlem hem de hukuki işlem başlattık. Bunu bugün de yaptık, dün de yaptık, yarın da yapacağız. Milletimizin sağlığı, huzuru, güvenliği bize emanettir. Biz bu emaneti korumak durumundayız. Biz bu çerçevede denetimlerimizi yaptık. Orada kirliliğin sebebi iki arıtma tesisidir. İki arıtma tesisinin bypass ederek doğaya bıraktığı sulardır. Sonuçta orada arıtma tesisi yapılmış, sana teslim edilmiş. Sen o arıtma tesisini çalıştırmakla mükellefsin. Tavsiyemiz arıtma tesislerini işler hale getirsin. Çevrenin kirlenmesine müsaade etmesin. Bizim üstümüze düşen görevleri 18 yıldır Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, önderliğinde yaptık. Yapmaya da devam edeceğiz. Hem çevre yatırımlarını yapacağız, hem doğaya ilişkin yatırımlarımızı yapacağız, hem şehirlerimizin gelişmesine ilişkin yatırımlarımızı yapmaya devam edeceğiz. Bölücülük bizim hiçbir zaman işimiz olmadı, mesleğimiz olmadı. Biz her zaman 83 milyon kardeşimizi kucakladık. Hakkari'de ne yaptıysak, Şırnak'ta ne yaptıysak.